Herkese esenlikler diliyorum. Bugün sizlere Çerkes Ethem'den bahsedeceğim. Kimine göre kahraman, kimine göre vatan haini, kimine göre ise vatanperver birisidir. Diğer yandan Kurtuluş Savaşı denince ilk akla gelen isimlerden de birisidir. Bununla birlikte hakkında birçok soru işareti bulunan bir figürdür. Kimdir bu Çerkes Ethem? Neden adından bu kadar söz ettirmiş? Neden onunla ilgili bir takım şaibeler vardır? Neden çelişkili ifadeler vardır? Biraz bu konuyu irdeleyeceğim ve onunla ilgili iddiaları yansız, yalansız bir şekilde dikkatlerinize sunmaya çalışacağım. Öncelikli olarak belirtelim ki Çerkes Ethem bir hain değildir. Yani bunu baştan belirteyim. Ülkesi için çırpınmış, milli mücadeleden önce çoban ateşini yakmış bir isimdir. Ancak Cumhuriyet'le ve Mustafa Kemal Atatürk'le ters düşünce yurt dışına çıkmak zorunda kalmış ve hiç de hak etmediği bir şekilde hain damgasıyla yaftalanmış bir kahramandır. Önce hakkını teslim edelim. İsminden de anlaşılacağı üzere kendisi Çerkez kökenlidir. 1886 yıllarında Bandırma'da doğmuştur. Babası ziraatla ve değirmencilik işiyle uğraşan bir köylüdür. 5 kardeşin en küçüğüdür. Ağabeylerinden Reşit ve Tevfik asker olduğu için o da askerliğe merak salmış ve onlar gibi asker olmak istemiş. Ancak bir engel var karşısında. Babası buna karşı çıkıyor. Sonunda babasının karşı çıkmasına rağmen Rüşdiye'den sonra 1905 yılında İstanbul'a kaçıyor. Bakırköy Süvari Küçük Zabit Mektebi'ne yazılıyor ve burayı da okul biriciliğiyle bitirip zabit vekili oluyor. Müteakiben Bulgar cephesine gidiyor ve burada çarpışıyor, hatta yaralanıyor. Birinci Dünya Savaşı safahatında ise ağabeyi Reşit Bey ile beraber Teşkilat-ı Mahsusa'ya giriyor ve burada görev alıyor. 1918 yılı başlarında ise Irak ve İran cephelerinde mücadele ediyor. Buradaki gerilla savaşlarında hayli önemli başarılar kazanıyor ve dikkat çekiyor. Komutanı Ali İhsan Paşa onun eğitimine bakmaksızın kendisini 13. Kolordu'nun keşif alayı komutanlığına getiriyor. Buradaki mücadeleleri sırasında yine yaralanıyor ve Bandırma'daki baba evine dönüp bir süre tedavi görüyor. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanınca bu sefer baba evindedir. Henüz milli mücadele başlamamıştır. Bu dönemde ülke işgal edilmeye başlayınca da kendisi gibi teşkilatı mahsusadan olan insanlarla bir araya geliyor veya bir kısım insanlar, arkadaşları onun etrafında toplanıyor ve Ege bölgesinde direnişin fitilini ateşleyen ilk isimlerden birisi oluyor. Burası son derece önemli. Dikkat edin, daha milli mücadele başlamamıştır. Manyaslı eşkıya Şevket ve Çolak İbrahim'le beraber hareket ediyor. Yunanlılar İzmir'i bu dönemde işgal etmişler. Ege bölgesinde Anadolu'ya doğru ilerlemeye çalışan Yunanlılara karşı milis kuvvetleri, güçleri oluşturuyor. Milli mücadele başlayınca da bu sefer aktif olarak milli mücadelenin içerisinde yer alıyor. Daha önce maiyetinde çalıştığı Rauf Bey onu Salihli ve çevresinde bir milis gücü teşkil etmekle görevlendiriyor. Kendisi de bu anlamda Millet Hattı diye bir cephe kuruyor ve Salihli bölgesinde Yunanlıların ilerlemesini büyük oranda yavaşlatıyor ve onların Anadolu'ya doğru nüfuz etmelerini sekteye uğratıyor. Bu son derece önemli başarıdır çünkü henüz milli mücadele ateşi yeni yeni yakılmıştı. Yine bu dönemde Poyraz Ağa gibi, Alaşehirli Mustafa Bey gibi veya Demirci Mehmet Efe gibi çetelerle birleşerek Ege bölgesindeki teşkilatlanmayı önemli ölçüde tamamlıyor ve burada rol oynuyor. Bunlara ilaveten Kuvvayı Seyyare diye bir milis kuvvet birliği oluşturuyor ve milli mücadeleyi tehdit eden iç isyanlara karşı da son derece önemli başarılar elde ediyor. Mesela Balıkesir'in kuzeyinde tehlikeli bir hal almış olan Anzavur isyanını bastırmıştır. Özellikle de Yunanlıları durdurması ve bir takım iç ayaklanmaların bastırılmasındaki başarıları milli mücadelenin kaderini değiştirmiştir. Belki de Çerkes Ethem ve onun gibi kahramanlar olmasaydı Allahu Alem milli mücadele ateşi bile yakılamayabilirdi. Dolayısıyla da milli mücadelenin o başlangıç safhatında son derece önemli bir figür olduğunun altını çizmek gerekiyor. Onun başarıları Mustafa Kemal'i de
memnun etmiş, mutlu etmiş, kendisinden övgüyle söz etmiştir. Çerkez Ethem özellikle bu Anzavur isyanını bastırdıktan sonra Ankara'yı tehdit eden Düzce ve Adapazarı civarındaki isyanları da bastırmıştır. Bu başarıları ona haklı olarak büyük bir şöhret kazandırmıştır. Ege bölgesinde Yunanlılarla mücadelesini sürdürürken bu sefer Yozgat'ta Çapanoğulları isyanı patlak vermiştir ki bu isyan doğrudan Ankara hükümetine yönelik bir isyandır. İsyan Ankara'yı tehdit edecek boyuta gelince Mustafa Kemal onu Ankara'ya çağıracaktır. Aslında pek de istekli değildir ancak ısrarlar üzerine Ankara'ya gitmiş. Burada Mustafa Kemal tarafından karşılanmıştır. Tabii ki kuvvetleriyle birlikte gitmiştir. Sonra Yozgat'a gönderilmiş ve bir hafta gibi kısa süre içerisinde Ankara hükümetini tehdit eden bu isyanı bastırmış ve bir o kadar daha haklı bir şöhrete ulaşmıştır. Burada oldukça sert tedbirlere başvurmuş ve birçok yargısız infaz da yapmıştır. İsyanı bastırması hem kendisi hem de Kuvvayi Seyyare'nin prestijini adeta zirveye taşımıştır. Bu arada kısmen de başına buyruk hareket eden bir tutum takılmış ki bu safahattan sonra yavaş yavaş Ankara hükümetiyle ters düşen bir takım gelişmeler ortaya çıkmıştır. Yozgat isyanında Ankara valisi Yahya Galip Bey'i sorumlu görmüş ve isyanın onun ihmalinden kaynaklandığını ileri sürerek valinin kendisine teslim edilmesini istemiş ve bunu idam edeceğini söylemiş. Ancak Mustafa Kemal buna şiddetle karşı çıkmıştır. Çünkü milli mücadelede valinin yararlı hizmetlerinin olduğunu söylemiştir ve Ethem'in bu talebini gerçekleştirmek istememiştir. Ethem de valinin idamında ısrar edince yavaş yavaş iki taraf arasındaki görüş ayrılıkları başlamıştır. Bu arada meclisin çoğunluğunun da Ethem'den yana olduğunu görüyoruz. Deyim yerinde ise Ethem Ankara hükümetinin yanında paralel bir güç olarak kendisini veya gücünü hissettirmeye çalışmıştır. Ankara hükümeti üzerinde nüfuz kurmaya çalışmış, elindeki güç ve kuvvetle düzenli ordu komutanlarını adeta yok saymış, vali veya komutanlara emirler yağdırmaya başlamış, emirlerine uymayanları idam etmekle tehdit etmiş, deyim yerinde ise başına buyruk hareket etmeye başlamış ve bir nevi kendisinden başka kahraman yokmuş gibi hareket etmeye başlamış. Bu durum Ankara'da bir takım rahatsızlıkları artırsa da son derece kritik bir kerte olduğu için ihtiyatlı davranılmıştır. Nitekim İsmet İnönü hatıralarında Ethem ve adamlarının bu durumundan bahsederken hepsinin silahlı olduğunu, Yozgat'tan önlerine kattıkları sürüleri Ankara'nın ortasında sattıklarını, bir takım usulsüz işler yaptıklarını ancak o günün koşullarında buna göz yumulduğunu, yumulması gerektiğini ve bir şey yapamadıklarını söyleyecektir. Ethem ise isyanın bastırılması için çağrılmasından bahsederken Büyük Millet Meclisi'nin acziyetinden bahsetmiş. Muhtemelen bu düşüncesinin etkisiyle Yozgat'taki isyanı bastırdıktan sonra Ankara'ya gidip meclisin reisini meclisin önünde asacağı tehditlerinde bulunmuştur. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir kertede Ethem artık kabına sığmayan bir noktaya doğru evrilmektedir. Adeta devlet içerisinde yani son dönemin moda tabiriyle paralel devlet gibi davranmaya başlamış. Meclis içerisinden de ona bir takım destekler olmuştur. Milli mücadele devam ederken Batı emperyalizmine karşı Rusya'nın desteğini sağlamak için malumunuz Ankara'da bir takım adımlar atılmış ve Rusya'ya yanaşılmıştır. Hatta Rusya'dan destek alındığını da biliyoruz. Bu ayrı bir konudur. İşte bu safahatta Ankara'da Bolşevizm taraftarı olan Yeşil Ordu diye bir cemiyet kurulmuş. Çerkez Ethem'de ağabeyi Reşit Bey vasıtasıyla bu cemiyete katılmıştır. Ancak onun bu cemiyete katılmasından sonra cemiyet giderek tehlikeli bir noktaya doğru evrilmeye başlayınca Mustafa Kemal bunu sakıncalı bulmuş ve kapatılmasını düşünmüş. Bu konuyu dahiliye vekili ve aynı zamanda cemiyetin kurucularından Hakkı Behiç'e iletmiştir. Ancak Hakkı Behiç bunun riskli olduğunu söylemiş. Buna mukabil cemiyetin faaliyetinin yavaşlatılabileceğini söylemiştir. Bunun üzerine cemiyet faaliyetlerini Ethem'in daha güçlü olduğu Eskişehir'e kaydırmış ve burada faaliyetleri yürütmeye başlamıştır. Ethem de daha serbest hareket etmiş ve Eskişehir'de Büyük Millet Meclisi'ne karşı
kendi liderliğini ve Bolşevikliği savunan Seyyare-i Yeni Dünya adıyla bir de İslam Bolşevik gazetesi çıkarmaya başlamış ve bu yayınlarıyla birlikte etkili olmaya başlayınca Ankara hükümeti durumdan rahatsız olmuştur. Bunun üzerine Yeşil Ordu Cemiyeti'nin faaliyetinin durdurulmasına yönelik adımlar atılmış ve sonuçta Ankara hükümeti bu Yeşil Ordu Cemiyeti'nin faaliyetlerini tamamen yasaklamıştır. Ancak bir yandan da Moskova ile dostluğun bozulmaması için Mustafa Kemal Türkiye Komünist Fırkası'nı resmen kurdurmuştur ve bu şekilde bir ara formül geliştirmiştir. Bir yandan da Ethem'in muvaffakatı ile Seyyare-i Yeni Dünya gazetesini ve bu gazetenin matbaasını Ankara'ya naklettirmiş, bunun yeni fırkanın gazetesi olarak neşredilmesini sağlamış. Böylece hem Ethem ile buzlar eritilmiş hem de Rusya'yı veya Moskova'yı küstürmemek için bir ara formül bulunmuş ve deyim yerinde ise Ethem ile Ankara hükümeti arasında suni bir barış sağlanmıştır. Ancak bu barış kısa sürecektir. Nitekim de 1920'de kurulan İstiklal Mahkemelerine Ethem'in karşı çıkması ilişkileri yeniden bozmuştur. Bu arada Ankara'da bütün milis kuvvetlerin dağıtılıp düzenli ordulara katılması adımları atılmış ve bu yönde çalışmalar başlatılmıştır. İngiliz destekli Yunan ordularının ancak düzenli ordular vasıtasıyla yenilebileceği ve onlara galip gelinebileceği düşüncesi hakim olmaya başlamış. Dahiliye Nazareti bu amaçla yayınladığı tamimde Ethem'in gelişigüzel asker toplamasını yasaklamış ve kendisine bağlı birliklerinde Batı Cephesi Komutanlığı'nın emrine girmesini istemiştir. İşte bu gelişme Ethem'le Ankara hükümeti arasındaki iplerin giderek kopmasını beraberinde getirmiştir. Ethem ve ağabeyleri Reşit ve Tevfik Beyler buna şiddetle itiraz etmişlerdir. Onlar biz milli mücadeleyi daha önceden başlattık. Dolayısıyla da biz öncelikliyiz. Bu nedenle Batı Cephesi Komutanı olan İnönü ile ters düşmüşlerdir. Çünkü İnönü milli mücadeleye daha sonradan katılmıştır. Yani geç katılmıştır. Bu yüzden kendilerini öncelikli görmüşler ve İsmet Paşa ile Ethem ve ağabeyleri ters düşmüşlerdir. Daha doğrusu ağabeylerinin İsmet Paşa ile ters düşmesi Ethem'i de etkilemiştir ve böylece bir ikilem doğmuştur. Dolayısıyla mesele öncekiler ve sonrakiler kavgasına dönüşmüş ve böyle bir suni kavgayı başlatmıştır. Üstelik Ethem önemli başarılara imza atmış birisidir. Kuvayi Milliye ateşini ilk yakan isimlerden olmuş. Başarıları ile mağrur bir paşa konumuna düşmüş. Şimdi ise daha sonradan milli mücadeleye katılan İsmet Paşa'nın emrine girmesi istenmiştir. Bunu kabullenememiş, bunu hazmedememiş ve kimsenin emri altına girmeyeceğini de ilan etmiştir. Ethem kendisi gibi diğer çetelerinde Batı cephesine bağlanması fikrine şiddetle karşı çıkmıştır ve bu sürtüşme giderek derinleşmiştir. Sonuçta Ethem Ankara ile ters düşünce kendisini Umumi Kuvayi Seyyare ve Kütahya Yöresi Komutanı ilan etmiş, daha önce oluşturulan Batı Cephesi Komutanlığı emrine girmeyeceğini de bildirmiştir. Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü ile Ethem Bey arasındaki çekişme giderek derinleşip ayrışmada makas daha da açılınca bu sefer Mustafa Kemal devreye giriyor ve aralarını bulmaya çalışıyor. Ancak Ethem hastalığını bahane ederek İsmet İnönü ile görüşmeye gelmiyor. Mustafa Kemal de onun abisi Reşit Bey ile İsmet İnönü'yü buluşturuyor ve bir ara formül bulmaya çalışıyor. Reşit Bey kardeşleri Ethem ve Tevfik Beylerin birer kahraman olduklarını, bunun herkes tarafından bilindiğini, bu nedenle de kimsenin emri altına girmeyeceklerini söylemiş ve biraz üst perdeden konuşmuştur. Muhtemelen yaptırımların olabileceğini hissedince bu sefer kardeşlerinin yanına gidip düzenli orduya katılmaları gerektiğini söylemiş. Ancak Ethem ve kardeşleri bunu kabul etmeyince Ankara hükümeti ile Çerkez Ethem arasındaki ipler daha da gerilmiş ve Ankara hükümeti Ethem'e karşı yaptırım uygulamak durumuyla karşı karşıya gelmiştir. Ethem bu safahatta Kütahya'nın Gediz ilçesine çekilmiş ve karargahını burada kurmuş. İki tercihle karşı karşıyaydı. Ya savaşıp kardeş kanı dökecekti ya da silah bırakacaktı. Ethem düşünmüş, taşınmış, arkadaşlarının veya kurmaylarının
mücadele kararına rağmen kardeş kanı dökülmesini istemediği için silah bırakmıştır. Hatta ordusunun da milli mücadeleye katılmasını istemiş ve muazzam bir vatanperverlik ve kahramanlık örneği sergilemiştir. Kendisi de kardeşleriyle birlikte Yunanlılara sığınmıştır ve böylece o muazzam komutan, milli mücadelenin ilk çoban ateşi fitilini yakan vatanperver asker sahneden çekilmiştir. Aslında Yunanlılara sığınmıştır ifadesi çok da doğru değildir. Diğer bir deyişle ona karşı bir haksızlıktır. Neden? Çünkü bu bir sığınma değildir. Rivayetlere göre Yunanlılardan geçiş hattı istemiştir. Nitekim de kendisi hatıralarında bunu söyler ve Yunanlılarla bir protokol yaparak Yunan işgali altındaki Türk topraklarına geçiş hakkı istediğini söylemiştir. Onun sahneden çekilmesi Yunanlıların fazlasıyla işine geldiği için bu talebi memnuniyetle karşılanmıştır. Bazı yorumlara göre İsmet İnönü ile ters düştüğü için 1. İnönü Savaşı'nda Yunanlılarla işbirliği yapmıştır gibi ithamlara maruz kalmıştır ama bu kesinlikle doğru değildir. Düşünün, elinde ordusu varken ordusunu dağıtıyor, silah bırakıyor ve ordusunun milli mücadeleye katılmasını istiyor. Tek hedefi vatan kurtulsun, kardeş kanı dökülmesin. Böyle bir insanın Yunanlılarla işbirliği yaptığı iddiası büyük bir ithamdan veya iftiradan başka bir şey değildir. Sonunda Ethem bu şekilde sahneden çekilmiş, bir süre Salihli'de Eşref Bey çiftliğinde kalmış, İzmir'in kurtulmasının hemen öncesinde ise Yunanlılar tarafından Atina'ya götürülmüştür. Bir süre Atina'da kaldıktan sonra Suriye'ye geçmiş, çeşitli bölgelerde ikamet ettikten sonra bugünkü Ürdün sınırları içerisinde kalan Amman'a yerleşmiş ve burada hayatı son bulmuştur. Her ne kadar 1938 yılında çıkarılan afla ülkeye dönmesinin önü açılmışsa da dönmemiş ve 1949'da hatta 7 Ekim 1949'da Amman'da vefat etmiştir. Düşünün, onun yaktığı çoban ateşi Batı cephesinde büyük bir mücadeleye dönüşmüş, başarıları olmasaydı belki de milli mücadele başlamayacaktı. Böylesine önemli bir komutan ve vatanperver Ankara hükümetiyle ters düşünce Yunanlılara, oradan Suriye'ye, oradan da Ürdün'e geçerek hayatı yurt dışında geçmiş ve deyim yerindeyse sürgündeyken Amman'da vefat etmiştir. Böylesine önemli bir kahraman olduğu halde İsmet İnönü ile ters düşünce veya onunla olan sürtüşmeleri nedeniyle Ankara İstiklal Mahkemelerinde yargılanmış, Ethem Bey ve kardeşleri vatana ihanet suçundan gıyaben idama mahkum edilmişlerdir. O nedenle de kendilerine vatan haini denmiş, oysa bunu kabul edebilmek mümkün değildir. En azından insaflı bir gözle baktığınız zaman vatan haini söylemek büyük bir haksızlıktır. Düşünün, kendisi milli mücadeleyi sekteye uğratmamak için silah bırakıyor ve yurt dışına çıkıyor. Böyle bir insanı kalkıp vatan haini ilan etmek doğru değildir veya yanlı bakıştır. Bunun bir kere net olarak ortaya konması gerekiyor. Sonuç itibarıyla kendisi kesinlikle vatan haini değildir. Vatanperver bir insandır. Ciddi eğitim almış bir asker değil. Dikkat edin, abileri subaydır. Kendisi assubay rütbesine sahip bir konumdadır. Ama son derece de başarılı bir askerdir. Vatanperver birisidir. Cepheden cepheye koşmuş, hiç evlenmemiş, aynı zamanda son derece de inançlı bir insandır. Ancak bağımsız düşünen birisi olmadığını görüyoruz. Siyasi hesapları ve hırsları o. Bütün bunların yanında son derece başarılı bir asker olduğu anlaşılıyor. Ancak bütün bunların yanında bağımsız düşünebilen bir kişilik olmadığını görüyoruz. Zira siyasi hesapları veya hırsları olan abilerinin fazlasıyla etkisi altında kalmış. Abileri milletvekilliği de yapmıştır. Onlar İsmet İnönü ile çekişmeli oldukları için bu çekişme kendisiyle İsmet İnönü'nün de aralarının açılmasına neden olmuştur. Af çıktığı halde Ethem yurduna dönmeyecektir. Son derece de onurlu bir insandır. Kendisini ihanete uğramış olarak görür ve bu nedenle de ülkeye dönmeyi doğru bulmaz. Hatta kendisinin ihanetle suçlanmış bir kişi olarak tanınmasından çekindiği için affa rağmen ülkeye dönmediğini söyler. Ethem aynı zamanda
hatalarının olduğunu da itiraf eder, bunu kabul eder. Ancak asla vatana ihaneti kabul etmez. Kendi ifadesiyle sabık bir hain ve vatana ihanet etmiş bir figür olarak tanınmaktansa gurbette mağrur ve aynı zamanda iftiraya uğramış birisi olarak ölmeyi yeğlerim demiş ve bu nedenle dönmemiş ve bu dünyadan göçüp gitmiştir. Evet değerli dostlar, milli mücadelenin önemli kahramanlarından, önemli simalarından olan Çerkez Ethem'le ilgili bilinen veya bilinmeyen bir takım hususları değerli toplu bir şekilde dikkatlerinize sunmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.